Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz Sayın Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Muhsin Kadıoğlu Beyefendi. Kendisi bize Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'nin milli çıkarlarını anlatmaya çalışacak. Sayın Muhsin Kadıoğlu tanıtmak istiyorum sizlere. Sayın Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünde öğretim görevi yapmaktadır. Sayın Kadıoğlu, anlayarak çok hızlı okuma konusunda Türkiye'deki iki ilki gerçekleştirmiştir. 1989 yılında Türkiye'deki hızlı okuma kitabını anlayarak çok hızlı okuma tekniğini yazmış. Bu eser Türkiye'de büyük medya kuruluşlarının temel tarafından tavsiye edilmiştir. Anlayarak hızlı okumanın halk sathına yayılmasında öncülük etmiştir. Türkiye'de anlayarak hızlı okuma konusunda ilk internet sitesi olan www.hizliokuma.org sitesini kurmuştur. Sayın Kadıoğlu, anlayarak hızlı okuma konusunda uzunca süre harf akademilerine ders vermiştir. Sayın Kadıoğlu, Türkiye'nin dil yapısına uygun olarak anlayarak hızlı okuma konusundaki ilk bilgisayar programında 1991 yılında meydana getirmiştir. Birlik Vakfı'nın 1989 yılında kurduğu Anlayarak Hızlı Okuma Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi'nde 2000 yılına kadar pek çok ilginin hızlı okumayı geliştirmiştir. Daha çok yarının dünyası ile ilgilenen sayın yazar, uluslararası politika ve strateji konularında Orta Doğu, Büyük Kurultay, Türkeli, Anayurt, Günboyu gibi çeşitli gazetelerde ve Yesevi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Ayhanım gibi dergilerde çeşitli konularda makale yazmıştır. Yeni Çağ TV'de Heyet Raporu adlı programın yapımcılığı arasında yer almıştır. 1992 yılında Çizgi Ötesi dergisini çıkartmıştır. Sayın Kadıoğlu, başta Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, Aydın Hoca, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Basın Birliği olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde teşkilatı bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin tarafından Kadıoğlu'na pek çok plaket ve teşekkür belgesi verilmiştir. Sayın Kadıoğlu'nun İstanbul Fethi'nin 550. yılı münasebetiyle İstanbul'da yaşayan 550 şair ve yazarın el yazısıyla hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Fethi'nin 550. yılında İstanbul Şehri'nin Yazarları adlı eserde yer vermiştir. Sayın Kadıoğlu'nun anlayarak hızlı okuma öğrencisi yetiştirme sertifikasının yanında ilk yardım, denizde canlı kalabilme ve kurtarma konularında öğrencisi yetiştirme sertifikaları sahiptir. Muhsin Kadıoğlu'nun ulusal ve uluslararası yayınlanmış pek çok bilimsel makaleleri vardır. Kadıoğlu anlayarak çok hızlı okuma teknikleriyle iyi anlama yöntemleri, yavuzluklara, bıyıksızlıklara, küresel sorunlara karşı ulusal tavır, küresel düşün, ulusal davran, Polonya'da Türk izleri, Turan yolunda, Macaristan izlerinde ve Turancılık, dar ülkesi, Türk sosyal, Türk İslam cihan hakimiyetinin ülküsü, Kızıl Elmalı'da çeşitli kağıt baskıda yer almıştır. Ben hocamı Sümey Hoca'ya davet ediyorum. Başarılar dilerim. Tercih ettik. Çünkü bu konu Türkiye'nin gündeminde en çok açıdan da Türkiye'yi etkileyebilecek bir olay. Konuda içimizde Profesör Doktor Kutlukağan Sümer hocamız da var. Benimle çok kadim bir dostum 90 yılından beri. Burada bu konularda çalışıyor. Bundan katkılarını bekleyeceğiz inşallah. Aynı zamanda yani herkes tanıyordur ama belki tanımayan vardır diye Atilla abimiz var burada, edebiyatçımız. Ben onun dualarını çok severim. Özel bir benim yani şeyim. Ilgim. Sesinin tonu da bu dualar için de çok daha şeydir, uygundur. Sadece ses tonu da yetmiyor, içerik de olacak. Maşallah her bakımdan Atilla abiyi de burada görmekten son derece memnunum. Teşekkür ederim kendilerine. Evet, şimdi bu konuyu anlayabilmek için Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milli çıkarların meselesini anlayabilmek için üç tane temel kavramı bilmemiz gerekiyor. Bir, kara suları. İki, gıda sahaları. Üç, münhasır ekonomik bölge kavramlarını bilmeden Doğu Akdeniz'deki
Türkiye'nin milli çıkarları nedir, ne değildir, bunun üzerine fikir üretmek mümkün değil. Tabii bunun üzerine uluslararası hukuk da bilmek gerekir ama hiçbirimiz uluslararası hukuk uzmanı değiliz. Türkiye'nin de olması gereken boyutta uluslararası hukuk konusunda çalışan uzman olduğunu da düşünmüyorum. Bunu da çok net söylüyorum size. Çünkü ben Denizcilik Fakültesindeyim. Yıllardan beri bizim öğrencilerimiz dünya denizlerinde ve sıklıkla uluslararası hukuka konu olan problemler yaşıyorlar. İşte bizim okuldaki emekli olan hocaların durumlarını biliyoruz. Oradan biliyoruz işte Türkiye'nin durumu bu. En önemli eksikliklerimizden birisi uluslararası hukuk meselesi Türkiye'de. Yani bu işi nasıl yapabiliriz? Konuya başlamadan evvel söyleyeyim. Yani benim anlayabildiğim kadarıyla yani şöyle yapmak gerekecek herhalde. Belki 10 tane öğrenci İngiltere'ye, yani Birleşik Krallığa, 10 tane Fransa'ya, 10 tane Amerika'ya göndereceksiniz. Bunlar uluslararası hukuk konusunda yüksek lisans doktora yapacaklar. Gönderdiğiniz 10 öğrencinin Türkiye'ye 4 tane geri dönerse kârdır. Çünkü bunları bu arada meslek sahibi olunca, bu konunun uzmanı olunca Türkiye'deki maaş imkanları, çalışma şartları ve büyük bir kısmı orada kalacak zaten. Zaten oraya gittiğimiz zaman görüyoruz. Batılılar kafası çalışan adamlarımız varsa onu bize göndermiyor. Yani hiçbir şekilde orada tutuyor. Şunu kabul edelim ki Türkiye'ye dönenlerin işe yarayanları %10'dan fazla değildir. Çünkü şartlar belli. Bir profesörün aldığı maaş işte burada. Yani düz maaş, ekstra bir şey yapmıyorsa aldığın 10 bin lira. İki tane çocuksun. İki tane çocuk var. Değil mi? Bunları üst düzey eğitim vermen lazım. 10 bin lirayla ne yapabilirsin ki? Yani dolayısıyla bu çözülebilir. Evet, şimdi... Hocam başlamadan Kaptan Gündüz ismine ilişkin söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Deniz hukuk konusunda paranın Ege'ye açıldığı zaman da devlete danışmanlık yaptı. Ben de bir konuda istifade ettim kendisinden. Ben onun saygın bir isim olduğunu düşünüyorum. Şimdi isimler üzerinden gidersek hata yaparız. Yani çünkü bu konu isim meselesi değil. Bu konu memleket meselesi. Evet. Yani Türkçe'de klasik bir konu var. Hala ve hala kelimesi. Ya da devamını söylemeyeyim ama oku ya da filan hikayesinde virgül meselesi var ya, nasıl ki Türkçe'de bu tarz hassas şeyler varsa İngilizce'de de var. Dilin inceliklerine hakim olmak. Mesela Devlet Bey defalarca şeyi söyledi bu hükümet ortağı olduğu devrede. Yahu dedi biz toplamda 3 cümle tek paragraflık bir şeye imza attık dedi. Yani ama toplamda 3 satır tek paragraflık şeye imza attın ama her kelimenin içerisinde ansiklopedi çıkıyor. Dolayısıyla bu kelimelere hangi anlamları yüklüyorsun? Yani biz Türkiye'de henüz diplomasi konusunda şey değiliz. Yani Türkiye'de diplomasi dili diye de zaten ders yok. Ben Harp Akademilerinde sordum. Dedim ki Kutluk sen gidiyorsun bilmiyorum. Şeyde Harp Akademilerinde diplomasi dili Türkçe olarak bunun kullanımı var mı? Şimdi konuyu belki biraz dağıtıyorum ama örnek vereyim size. Çok basit örnek vereyim. Bir de bizim zamanımızda kondu, geri kalktı işte uluslararası müzakere teknikleri diye. Yani şimdi bizde bizim tarihimizde çok tartışmalı bir konu vardır biliyorsunuz Baltacı Mehmet Paşa ile Katerina arasında. Değil mi? Bu konu işte halk diliyle söylenir. Yani en baba tarihçimiz bile bunu diplomatik dille nasıl ifade ederiz konusuna kafa yormamıştır. Size Amber tarihinde bununla ilgili cümleyi söyleyeyim. Dilin kullanımına ilişkin ne kadar güzel bir örnek olduğunu anlayacaksınız. Amber tarihinde bu olay şöyle anlatılıyor. Diyor ki, Baltacı Mehmet Paşa ile Çariçe Katerina sırları kendilerinde saklı kalmak kaydıyla mesut iki gece geçirdikten sonra tekrar edeyim, sırları kendilerinde saklı kalmak kaydıyla mesut iki gece geçirdikten sonra. Bak burada hem çok şey söylüyor hem de söylemiyor. Baş başına iki gece geçirmişler. Sırları kendilerine saklı, evet.
Yani şu oldu, bu oldu diyenler gördüler mi? Görmediler. Nereden yazıyorsun bunu? Onun için dili kullanmak eskiden de önemliydi. Yani eskiler bunları bilirlerdi. Şimdi bilmeyenler, şimdikiler, ben biraz önce gelirken de bir dünya fotoğraf çektim. İşte bir gün koymuş adam, bir günden önce iki tane boşluk var. Dolayısıyla birinci mesele bu konuda da öyle. Yani bizim burada yaptığımız anlaşma meselesinde de bir tane örnek vereceğim size. Konunun anlaşılması için. Evet, birinci şeyimiz karasu var. Karasu bunu dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Egemen bir devletin kara topraklarına bitişik genişliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği. Kara sular, uluslararası hukuka göre devletler kendileri belirliyorlar bunu. Hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanı. Yani kara suları dediğimiz zaman demek ki bu zahit bir konu. Bunun belirlenmesi bizim yetkimiz. Nasıl ki Yunanistan kendisini gibi belirliyor, Türkiye'de kendisini gibi belirliyor. Uluslararası hukuk buna cevaz veriyor. Şimdi karasuları meselesi, biz de sıklıkla Yunanistan'la Türkiye arasında problemler gündeme geldiği için zannediliyor ki ya biz ne uyumsuz bir milletiz, yani çünkü Yunanistan'la biz çözemedik bir türlü falan diye almışlıyor kamuoyunda. Halbuki bu sadece bizim aramızdaki problem değil ki, yani dünyada zannederim 120'nin üzerinde ülkenin bu tarz sorunları var. 120'nin üzerinde ülkenin. Bakın şurada size gösteriyorum en uzak yerden. Peru ile Ekvador arasında da böyle bir problem var. Moldova ile Romanya arasında da böyle bir problem var. Slovenya arasında da böyle bir problem var. İtalya ile Tunus arasında da var. Ondan sonra Körfez'de de var. İşte Rusya ile Japonya arasında da var. Çin ile Tayvan arasında da var. Filipinlerle Malezya arasında da var. Yani yüzlerce yerde bu tarz problemler var. Onun için bunu şey olarak görmeyin. Yani biz ne uyumsuz bir milletiz. Yani bir tane küçük problem var, çözemedik şeklinde görmemek lazım. Şimdi kara suları ile ilgili iki farklı bakış açısı var. Birinci görüş, kara sularını devletin ayrılmaz bir parçası, ülkenin su altında kalmış toprakları olarak görme anlayışı. Tekrar edelim. Devletin ayrılmaz bir parçası, o devletin deniz altındaki kara topraklarının devamı olarak gören anlayış. Birincisi. İki, açık denizin, kara sularının açık denizin devamı olduğu ve devletler sadece sahil kenarında etkin olabilirler, hakimiyet kurabilirler şeklinde bir görüş var, temel görüş. Burada belki şunu da ifade edebiliriz, uluslararası hukukta diğer başka bir şey daha var. Yani bir kara devleti, kara devleti tamam. Yani %100 karaya bağlı bir devletsiz. Mesela şurada Peru bir kara devleti görünümünde uluslararası hukukta. İki, ada devleti. Yani Avustralya bir ada devleti, her tarafı denizlerle çevrili. Bir de yarım ada devleti var. Mesela Yunanistan'ı bir yarım ada devleti olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü yarım ada yani Yunanistan. Ama Yunanistan'ı kara devleti olarak da kabul edebilir misiniz? Evet, ciddi kara bağlantısı da var. Kara bağlantısı olarak da olduğu için kara devleti olarak da kabul edebilirsiniz. Yunanistan'ı ada devleti olarak kabul edebilir misiniz? Evet. Yani Yunanistan kendisini uluslararası hukukta ben ada devletiyim olarak da iddia edebilir. Çünkü ciddi miktarda adaya sahip. Peki bu konumlandırmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nereye yerleştirebiliriz? Biz yarım ada devleti miyiz? Ada devleti miyiz? Yoksa kara devleti? Değil mi? Bizim ada devleti olmadığımız kesin. Yarım ada devletiyiz desek, yarım adanın kestiği noktayı düşündüğümüz boğazlar bizim hakimiyetimizde. Dolayısıyla yarım ada devleti diyemiyoruz. O zaman ne kalıyor bize uluslararası hukukta Türkiye'ye? Kara devleti tanımı kalıyor.
Şimdi adım adım bu tanımları görürsek mesele daha kolay anlaşılacak. Kara sularında devletler sahip oldukları, kara topraklarında sahip olduğu haklara, kara sularının içerisindeki bütün alanlarda da sahipler. Hangi hakka karada sahipsen, kara sularında da aynı haklara sahipsin. Bir başka şeyimiz, tanımımız, yani Doğu Akdeniz'deki mesele asıl buna giriyor. Münhasır ekonomik bölge tanımı. Ne demek bu? Buradan neyi kastediyoruz? Münhasır ekonomik bölge şurada çizgide görüyorsunuz. Bu bölüm kıyı çizgisi, yani şu arka kısım, kara kısmı. Burada kara sularınız var. Uluslararası hukuka göre Türkiye 6 mili kabul etmiş ama biraz sonra göstereceğim size. 12 mili kabul edenler var, 25 mili kabul edenler var, 30 var. Hatta 300 mili kabul edenler de var. Dolayısıyla o farklı. Mücavir bölge, yani bitişik bölge tanımı var. Ondan sonra münhasır ekonomik bölge uluslararası deniz hukukunda 200 deniz mili kabul edilmiş bir alanı ifade ediyor ve ondan sonrasının uluslararası sular olduğu genel kabuldür. Tabii ki bunun tartışmaları var. Eğer 200 deniz milinin sonrası şey yapacaksak, uluslararası sular kabul edeceksek o zaman kara sularını 300 mil olarak ilan eden ülkelerin durumunu nereye koyacağız? Dolayısıyla kara sularını 300 mil olarak ifade eden ülkeler var. Size şuradan göstereyim. Mesela işte şeyde bu kara suları Ürdün'de 3 deniz mili. İşte bizim şeyde, Yunanistan'la bizim aramızda 6 deniz mili. Şuraya geliyorum bakın, 30 deniz mili Togo'da, yani bir Afrika ülkesi kara sularını 30 deniz mili olarak ilan etmiş. Şeyde İtalya ile Tunus arasındaki kara suları 13 deniz mili olarak ilan edilmiş ve kabul etmişler karşılıklı. Slovenya'da 12 deniz mili. Peki 200 deniz mili nerede? Benin'de, El Salvador'da, Peru'da ve Somali'de. Yani bu devletler kara sularını 200 deniz mili olarak ilan etmişler ve Birleşmiş Milletler'de de bu kabul görmüş. Demek ki buradaki bakış açımızda Türkiye'nin milli çıkarlarını düşünürken Türkiye'nin şu anda kabul ettiği 6 deniz mili üzerinden mi konuşacağız? Yoksa bize uluslararası hukukta sağlanan esnekliğin uç noktasından mı bakacağız mesela? Bir de şunu söyleyeyim size. Burada şuradaki şeyi, kara suları meselesi, bakın şurada kara suları nereden başlar? Tabii ki burada tartışmalı bir şey var. Diyelim ki kara sularının başlangıç noktası deniz sularının toprağa temas ettiği son noktadan başlar. Yani ölçüm oradan başlar. Diyeceksiniz ki ya bu ne fark eder ki yani? Çok fark eder bu, çünkü bazı bölgelerde gergit alanı var. Yani deniz suyunun karaya temas ettiği yer, bakıyorsunuz ki ertesi gün 5 kilometre geride. Sular çekiliyor çünkü. Onun için suyun temas noktası önemli. Bir, iki, acaba bu suyun temas noktasının karaya son temas noktası yüksek kırılan dalgaya göre mi hesap edeceğiz? Çünkü o zaman da normalde deniz sularının temas etmediği noktalara kadar deniz suyu geliyor. İkisini düşündüğünüz zaman arasında ciddi farklar ortaya çıkıyor. Çünkü sınır çizginizi oradan başlatacaksınız ve 6 mil ise 6 mil, 30 mil ise 30 mil oradan hesap edeceksiniz. Demek ki burada ince bazı noktalar var. Şimdi münhasır ekonomik bölge dediğimiz şey, bakın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu, özel haklara sahip olduğu deniz bölgesi. Peki genel olarak 200 deniz mili, yani 370 kilometre yer alır uzanır.
genel kabuldür bu. 400 deniz mili mesafeye kadar bunu götürenler vardır. Dolayısıyla bunun tartışmalı bir şeyi de, tarafı da vardır. Yani bu temel şeyleri aklımızın bir tarafında tutalım. Şimdi gelelim Doğu Akdeniz'e. Doğu Akdeniz'de bugün tartışılan olan şu bölge. Bu bölge Doğu Akdeniz dediğimiz, işte kastettiğimiz şey, Girit'in daha doğusundan başlayan bir bölge. Ve coğrafi olarak da muhtemelen çoğumuz biliyoruz ama bilmiyorsak tarzımızda tutmamız gereken bir bölge var. Selçuklu metinlerinde, Selçuklu dönemi metinlerinde Malta ile bugünkü Suriye sınırından başlayıp Malta'ya kadar devam eden deniz bölgesinin Türkçe adı vardır. Karaman Denizi olarak geçer. Bu ne için önemli? Kavramları milli olarak kullanmazsanız milli düşünemezsiniz. Dolayısıyla oraya Karaman Denizi derseniz burada tarihi, uluslararası hukukta tarihi hak denilen bir kavram vardır. Tarihi hak kavramını sürdürmüş olursunuz. Ama Karaman Denizi kavramını kullanmazsanız tarih, uluslararası hukukta elinize geçecek olan bu tarihi hak kavramını elinizden kaçırmış olursunuz. O nedenle bizim milli düşünen aydınlarımızın bu bölgeden söz ederken Karaman Denizi ifadesini kullanması daha doğrudur. Ben burada çok bilinen adıyla bunu kullandım. Normalde ben size şey deseydim, Karaman Denizi'nde Türkiye'nin milli çıkarları deseydim, diyecektiniz ki, yani öyle bir deniz mi varmış ki burada Türkiye'nin çıkarları olacakmış. Evet, bu da anlaşıldı herhalde. Şimdi tartışılan Doğu Akdeniz bölgesi, şurada pembe olarak gördüğünüz bölge, şu aşağıda gördüğünüz bölge, belki ışıklar kapatılırsa daha iyi görülebilir, benim için fark etmez. Deneyelim isterseniz. Şöyle bir ışık, şey var ya, kalemde, kalem bırakmışlar, onlar ışık, kırmızı ışıkta da gösterebilirsiniz. Tamam. Okey, tamam. Şimdi şu bölge. Şurada kahverengi olarak gördüğünüz bölgeler üçlü grubun çalışmasıyla İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum kesiminin yaptıkları ortak çalışmayla petrol ve doğalgaz buldukları ve işletmeye açtıkları bölgeler. Şimdi burada iki tane durum var. Yani onlar bulmuş, hatta iki gün önce buradan elde ettikleri doğalgazı İsrail ilk kez Mısır'a sattı. Yani ilk tur gitti. Yani bunlar bulmuş buraları. Bulduktan sonra aynı zamanda parsellemişler. Parselledikten sonra da bunu Amerikan firmaları son derece akıllı davranmışlar. Yani Türkiye'yi ciddi bir uluslararası problemle karşı karşıya bırakabilmek için. Burada Rus firmasına yer vermişler, parsel vermişler. Amerikan firmasına parsel vermişler. Fransız firmasına parsel vermişler, İngiliz firmasına vermişler. Şimdi öyle bir durum ortaya çıkmış ki, yani biz burada bir dakika dediğimiz zaman karşımızda küresel bir güç, kuvvet buluyoruz. Buradaki bizim eksikliğimiz ne? Yani nerede geç kalmışız? Ya bunlar bu çalışmaları yaparken, yani burada sondaj çalışmalarını yaparken, buradaki parsellemeleri yaparken bizim aklımız neredeydi? Bu önemli bir konu. Çünkü Kıbrıs Adası'na nasıl bakacağız? Yani şimdi bizim Kıbrıs'ta, şurada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Şimdi bizim devletin şu anki bakış açısı, şu anki bakış açısı. Diyor ki bizim devlet, işte Kıbrıs'ta beraber bir anlaşma yaptık biz. Karasuları vesaire, mirasal ekonomik bölge anlaşması yaptık. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize yetki verdi. Dedi ki siz bizim alanlarımızda bizim adımıza araştırma yapabilirsiniz. Bizim gemilerimiz ilk etapta araştırma yaparken, yani ortalığı vereye verdikleri zaman araştırma yaptığımız bölge şu bölgeydi. Yani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kalan bölgeydi. Halbuki biz daha Kıbrıs'ı
şu kısmını Rumlara resmen bırakmadık. Yani görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs'la yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Kıbrıs'ın güney bölgesinde yani İsrail'le anlaşma yaptığı hatta Mısır'la anlaşma yapmış olduğu bölgelerde hak iddia etmemiş olması bir kere ciddi bir eksiklik. Çünkü biz o bölgeyi resmen görüşmeler çözümlenip Kıbrıs sorunu hallolup burası Kıbrıs Rumlarına ait, burası Kıbrıs Türklerine ait demedik ki. O zaman niye hak iddiamız bu bölgede olmadı, hala yok? Bu önemli bir soru. Peki, şu bölgede bir anlaşma şeyi çıktı. Daha sonra, şuradan gösterelim size, yakın dönemde ortaya çıkan olay. Şuradaki slide'lardan gösterirsek daha iyi anlaşılacak herhalde. Şurada Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyorsunuz son günlerinde meşhur tartışması yani Türk ordusunun, Türk askerinin Libya'da ne iş var diye sorduğumuz soru. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa benim biraz önce eleştirdiğim niye biz sadece şu noktada sondaj yapıp arama yapıyoruz da şu bölgede aramıyoruz? Türkiye başka bir cevap buldu. Dedi ki, bir dakika ya, uluslararası hukukta ben şöyle bir hat şey yapabiliyorum, münhasır ekonomik bölgeyi belirleyebiliyorum. O zaman Türkiye'nin Libya sınırıyla izdüşüm çizdiğiniz zaman bunu da uluslararası hukukta eşit mesafe kuralı var. Eşit mesafe kuralıyla ortadan böldüğüm zaman şu bölge bana ait münhasır ekonomik bölgedir. Yani buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları, deniz kaynakları bana aittir diye bir argüman geliştirdi. Peki bu argüman uluslararası hukuka uygun mu? Yani böyle bir şey geliştirdiniz mi? Evet, %100 uluslararası hukuka uygun. Şimdi bunu çizebilmeniz için de öbür tarafın sınırını almanız lazım. Yani komşu ülkelerin sınırlarını baz almanız lazım. Bizim açımızdan başka bir yol daha var burada, uluslararası hukuku da göz önüne alırsak. Uluslararası hukukta, tabii ki ben hukukçu değilim ama yani bu kadarını herhalde söyleyebilirim. Devam devlet diye bir kavram var. Devam devlet. Bu şu demek, Osmanlı İmparatorluğu'nun devam devleti kim? Değil mi? Devam devlet ilkesi olduğuna göre uluslararası hukukta, bu devam devlet ilkesi nasıl işliyor? Kaba hatlarıyla söylemeye çalışıyorum tabii. Ve Osmanlı Devleti'nin devam devleti bizim aklımıza ne geliyor hemen? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki sadece öyle mi? Hayır. Osmanlı Devleti'ne isyan etmek, savaş isyan etmek suretiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılmayan devletler de uluslararası hukuktan devam devlet ilkesinden yararlanabiliyorlar. O zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Peki Libya Osmanlı hakimiyetinden ayrıldığı zaman Osmanlı Devleti'ne başkaldırdı mı? Yani bir istiklal mücadelesi vererek mi bağımsızlığını elde etti? Hayır. Demek ki Libya uluslararası hukuka dayanarak diyebilir ki ben Osmanlı Devleti'nin devam devletiyim. Yani uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkıdır. Ve Libya bu hakkı kullandı zaten. Yani Kaddafi'nin başına da bütün işler Libya bu hakkı kullandığı için geldi aslında. Türkiye'de biz böyle Hülya Avşar'dan işte ne bileyim Sibel Can'dan yahut türevlerinden şey bulamadığımız için. Yani bunda televizyonlardaki seçilmiş şeyler var biliyorsunuz. Yani X televizyondan Y'ye geçseniz oradalar, Y'den Z'ye geçseniz oradasınız. Yani bir seçilmiş aydınlar grubu var tırnak içerisinde söylüyorum. Diyor ki birileri, bunlar diyor tutlasın televizyonları diyor. Ve onlar da belli zaten. Yani Türkiye'nin aydınları, entelektüelleri, gazeteciler olmuş. Senin işin gazetecilik yani. Yani bunlar uluslararası hukuku da biliyorlar, bunlar ekonomi bilirler, bunlar strateji bilirler. Maşallah aynı adamların uzmanı olmadığı hiçbir konu yok. Böyle bir Türkiye'deyiz ve sizler de bunun farkındasınız zaten.
Hocam şimdi 80'li yıllarda İlhan Bardak şimdi bitireyim müsaadenizle. Şimdi Kaddafi şurada Girit açıklarında tabii ki harita çok küçük olunca görmüyorsunuz. Halbuki detay haritaya girdiğimiz zaman göreceğiz onu. Girit açıklarında şu kısımda bir tane ada var. Bu ada hiçbir anlaşmada Yunanistan'a devredilmemiş. Yani ya unutulmuş ya bilerek yapıldı vesaire. Unutulduğuna göre kimin bu? Tapusu bizde. Tapusu bizde. Peki devam devlet olarak? Libya'da kalır. Libya'da da bizde de. Hem bizde hem Libya'da. Yani birkaç gün önce Sözcü Gazetesi'nde de şey çıktı biliyorsunuz. Yani Libya'daki adaların tapusuyla ilgili bir haber yaptılar. Bu da enteresan. Şimdi Kaddafi dedi ki, uluslararası hukuka dayanarak ben Osmanlı Devleti'nin devam devletiyim. Dolayısıyla hani böyle bir durumda acaba şeyi nereden baş edeceğiz? Yani Libya'nın kara suları nereden başlar? Şurada şimdi şey var. Şurada da bir tane sizin adanız var. Uluslararası hukuka göre tartışmasız. Peki siz kara sularınızı şey yaparken üç tane yolunuz var. Demin söyledim size. Bir, kara devleti olarak. İki, yarım ada devleti olarak. Üç, ada devleti olarak kara sularınızı belirleyeceksiniz ve ona bağlı olarak da münhasır ekonomik bölgenizi belirleyeceksiniz. Şimdi normalde Libya bir kara devleti ama şurada adası olunca oradaki münhasır ekonomik bölgesini neye göre belirleyecek? Adaya göre belirleyecek. Peki adaya göre belirlediği zaman şuradaki Libya'nın burada benim adam var dediği şey kimin şeyini kesiyor? Bakın, başta Yunanistan'ı kesiyor. Girit'te problem çıkıyor orada. Demek ki bu hani zaman zaman okuyoruz, hoşumuza gidiyor ya böyle büyük satranç tahtası dediğimiz şey. Burada hakikaten satranç tahtasına benzer bir oyun ortaya çıkıyor. Şimdi devam edelim. Bu Türkiye'nin şuradan çizdiği hat. Bunu yani bir takım insanlar anlamıyorlarsa yani kelimenin tam ifadesiyle söyleyeyim. Yani bu gerizekalılığın daniskası. Çünkü uluslararası bu sizin ulusal çıkarınız sadece bugüne ait bir mesele de değil. Bizim torunlarımıza ait de bir mesele. Yani buranın yeraltı kaynaklarının, yerüstü kaynaklarının kontrol edilmesi, haklarımızın buradaki korunması meselesi bugünün meselesi değil. Yani biz ona karışmayalım, buna karışmayalım. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Şöyle bir şeyiniz var. Siz orada işte hani Libya meselesiyle ilgili şey söyleyeyim. Siz şimdi orada bir takım insanlarla bu anlaşmayı imzaladınız. Ve o insanlar orada yönetimden giderse gelenler bunu tanımıyor. O zaman oradaki yönetimden giden insanlar, yani sizin anlaşmayı yaptığınız insanlar oradaki çete grupları değil. Şu anda Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir hükümet. Dolayısıyla uluslararası tanınmış bir hükümetle yaptığınız bir anlaşma, yarın orada yeni bir yönetim ortaya çıksa dahi hani bizde devam de devlet. Tabi şimdi bizde de darbe yapanlar diyor ya, darbe yapar yapmaz eskiden diyorlar diye NATO'ya da SENTO'ya da bağlıyız. Yani ne diyordu? Benden önce yapılan anlaşmalara bağlıyım diyor. Şimdi Türkiye açısından ne var? Biz bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın devamı Türkiye açısından kritik. Birkaç açıdan kritik. Yani ben ilk defa Cumhurbaşkanı şey söyledi. Dedi ki Libya'da dedi petrol var mı? Var. Doğalgaz var mı? Var. Fox TV'de izliyorum. Adam resmen şey söyledi. Türkiye'de artık dedi emperyalist devletler sınıfına girdi dedi. Fox TV'deki bu şey söyledi bunu. Yani öyle bir cümle tabii kullanacağını nereden bileceksiniz? Hiç olmazsa videomuz falan hazır olurdu, çekerdik ama gitti yani o esnada. Ama arşivde bunlar duruyordur.
Şimdi her devlet milli çıkarlarını düşünecek. Tabii ki petrolü de düşüneceksiniz ama ilk defa bizimki bunu dile getirmesi gereken televizyonlar konuşan aydınlar, işte gazeteciler bunları konuşacak. Gazeteciler bunu konuşmazsa, Cumhurbaşkanı konuşursa halkın emperyalist devlete çıkar. Tabii ki oranın petrolüyle ilgileneceğiz. Hatta biz Suriye'de bir takım güvenlik sağlıyorsak, Suriye'nin petrollerinden bu orada harcamış olduğumuz paraları almamız lazım. Yani orada bir takım şeyler üretiliyorsa, onlardan oradaki zararlarımızı telafi etmemiz lazım. Osmanlı İmparatorluğu'nu batıran buydu zaten. Yani sürekli sefer yapıyorsun, atıyorum seferde 200 bin altın harcamışsın, eline geçen 60 bin altın. Ne kadar sürdürebilirsin bunu? Dolayısıyla Libya meselesi bu. Ben diğer Doğu Akdeniz meselesine odaklanacağım. Buradan devam edeyim sizler için. Çünkü bunun çok bileşeni var. Yaklaşık benim pek çok yerde verdiğim bir konferansı. Onun için size özet olarak geçeceğim. Çünkü bir saatte de maksimum bitirmek istiyorum. Şimdi Kıbrıs'ın biraz önce göstermiştim size. Bu Güney ve Güneydoğu bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burayı şu şekilde parsellere ayırmış. İsrail ve Mısır ortaklığıyla bunları parsellere ayırmış ve bu parselleri de biraz önce size arz ettiğim gibi çeşitli ülkelerin büyük firmalarına vermiş. Yani buradaki petrol çıkarma hakkı senin, doğal gaz çıkarma hakkı vesaire vesaire diye. İşte mesela şurası Total'in, Total şirketi Türkiye'de de var biliyorsunuz. İşte şurası Mabur'un filan vermiş. Burada şimdi en büyük kaynaklara sahip olan İsrail oldu. Yani İsrail ciddi miktarda burada şey buldu. İsrail'in bulduğu kaynaklar şu bölgede yoğunlaşıyor. Şimdi burada ki diğer önemli sormamız gereken sorular var. O sormamız gereken soruları size şuradan göstermeye çalışayım slide'da. Evet, şurada daha net görüyorsunuz. İşte hangi şirkete hangi parsel verilmiş. Şimdi biz bu alana giremiyoruz çünkü bu alan parsellenmiş, bitmiş. Hakkımız var mı? Evet, hakkımız var ama o kadar pis bir hale gelmiş ki. Yani girsen Fransız firmasıyla kavga edeceksin, Rus'la kavga edeceksin, Alman'la, İngiliz'le, onunla, bununla. Şimdi biz doğal olarak ne yapıyoruz? Bizimkiler şu bölgeye çekildiler, şu kısım dahil olmak üzere şu bölgede arıyoruz. Biz arıyoruz. Peki başka bir şey söyleyeyim size. Varsayalım ki bulduk. Bir yerde şey bulduk. Petrol ya da doğal gaz bulduk. O zaman şu soru var. Bizim petrol ve doğal gaz platformlarında çalışacak mühendisimiz var mı? Yani bununla ilgili bilgi birikimimiz var mı bizim? Yani hiç çevrenizde petrol platformunda çalışan bir mühendisle karşılaştınız mı? Çünkü Türkiye'nin petrol platformu olmadığı için bu platformlarda çalışan, çalışmış, yetişmiş insan gücünüz yok. Sizin bu insan gücü size ait değilse adam buldu ve üzerine betonladı varsayıyorum. Yani başka şekilde de kapatabilir de. Peki bunun önlemini nasıl alacaksınız? Sen ondan anlamıyorsun ki. O zaman ciddi bir eleman problemimiz var. Yani biz bu işlerle ilgileniyoruz diye herhalde Allah'ın da yardımı. Benim doktora öğrencilerimden birisi geldi dedi ki hani siz de herhalde bir dünya hepimiz yardımcı oluyoruz zaten. Hocam dedi ya ben sıklıkla gelemeyeceğim ha devam konusunda yardımcı olur musunuz falan diye. Dedim ya oluruz da yani ne yapıyorsun falan. Hocam dedi yani ben bir ay gelebilirim, bir ay gelemeyeceğim, bir ay gelirim, bir ay gelemeyeceğim. Yardımcı olur musun dedim. Ne yapıyorsun sen? Ben dedim hocam Brezilya'da çalışıyorum. Şimdi desek yani Yunanistan'da, İtalya'da, orada, burada. Yani normalde Brezilya'da çalışıyorum değil mi? Bayağı uzak yani çünkü. Sadece İngiltere'den 14 saatte gidiyorsunuz Brezilya'ya. Dedim sen orada ne iş yapıyorsun? Petrol platformunda çalışıyorum dedi. Diyor ki yani Allah bana denk getiriyor diyorum. Herhalde kalbimiz temiz oldu. Sonra dedim ki ona benim işte Facebook'ta arkadaşım olanlar da var. Burada pek çok
şey yapanlar var. Benim Facebook grubumda var Ertuğrul adında bir arkadaş. Ya dedim sen ne stratejik bir adamsın aslında yani sen çok önemli bir adamsın. O da tabii hiç bu zamana kadar ona söyleyememiş bunu. O tabii böyle bir kendini anladı. Çünkü dedim ya sen Türkiye'din, biz yarın doğal gaz bulsak, petrol bulsak bu konuda yetişmiş eleman yok. İşte bak sen orada kendi imkanlarına yetişiyorsun. Bir ay çalışıyor, bir ay izin kullanıyor. Bir ay çalışıyor, bir ay izin kullanıyor. Dedim ki ya hiç var mı sizin şeyde platformda? Ya dedim hani başka platformlarla falan ilginiz var mı? Vallahi hocam ben hiç rastlamadım dedi. Dedi ki sen nasıl girdin? Anlattı işte ama o da bir Allah'ın şeyi. Dedim ki milli kafada da birisi. Yani bir yerden bir şey olmuş ama bu işler bir kişiyle olacak şeyler değil. Peki bir başka şansımız daha var. O da ne? Azerbaycan petrolleri. Azerbaycan'da Hazarlar bu platformlar kuruluyor onların. Şeyleri var. Yetişmiş elemanları var. Yetişmiş elemanları var da bunların içerisinde eski adıyla söyleyelim. KGB'ye entegre olmamış kaç tane adam var? Bakın. Yanında sevindik. Azerbaycan'da var. Aklımıza KGB gelince ne oldu? O sevindiğimiz biraz kontrollü hale geldi. Dolayısıyla meselenin bu tarafı da var. Peki şurada bir saniye şeyi yakalarsam. Evet. Şimdi bu ülkeler bu bölgedeki şeyleri çizerlerken alanları belirlerken ne hangi esasa bağlı kaldılar? O bizim için önemli. Şuralar bakın. Şurada görüyorsunuz herhalde. Bakın. Kritik İki tane şey var. Bu bölgede şu anda Suriye bu şeyin içerisinde değil. Anlaşmada değil. Yani bu kadar işler olurken Suriye kendi başının şeyine baktığı için bu anlaşmada dahil olmayan ülkelerden birisi Suriye. Hani şimdi bunu söyleyeceğim de yani o zaman siyasete girmiş olacak. Bir tane parti lideri diyor ya ikili bir sen niye hani Putin'in aracılığıyla görüşüyorsun şöyle git kardeşim kendin görüş falan diyor. E doğru abi şimdi bununla da bizim şimdi anlaşma yapmamız lazım. Yani Kıbrıs Rum kesimiyle yapmadan evvel biz de yaparsa bizim haklarımız orada daha fazla olabilir. Onun için adamla oturup konuşmamız lazım. Öyle bir durum var ama siyasetin öte tarafı beni ilgilendiren bir konu değil ama ben sadece burayla ilgili olarak söylüyorum. Yani kimin söylediği de önemli değil. Biz meseleye Türkiye'nin çıkarları açısından bakıyoruz. Diyoruz ki Suriye ile buradaki bilhassa ekonomik bölge anlaşmasına Kıbrıs Rum kesimi de yapmış durumda değil şu anda. Biz de yapmış durumda değiliz. Biz de yapmak zorundayız. Onlar da yapmak zorunda. Peki bunu kimle yapacağız? Suriye devletiyle yapacağız. Peki geç kalıyor muyuz? E kalmışız zaten. Güney bölgelerinde geç kalmışız. Burada bir şey düşünmemiz lazım. Başka bir şey. Biliyorsunuz burada şey var, Lübnan. Bakın bu bölgede şeyleri denize doğru uzatmak suretiyle yani her ülkenin deniz kıyısındaki sınırlarının uzantılarını deniz içerisine doğru uzatmak suretiyle ve eş uzaklık mesafesini kullanmak suretiyle kendilerince adil bir paylaşım yapmışlar. Bir sorun var. Sorun şu, Lübnan'la İsrail arasındaki ilişki yok ama Kıbrıs Rum kesimindeki Amerikan Büyükelçisi Lübnan'ın yetkilerini kendilerine devretmesi suretiyle Lübnan adına İsrail'e anlaşma yaptı. Biz de telefonu Lübnanlılara verdik. Yani o kadar şeyiz, ilişkilerimiz yakın filan filan değil mi? Yani Lübnan'ın Türkiye'de eski başbakanı filan filan. Ciddi derecede şeyleri var. O zaman şunları düşünmemiz lazım. Yani sizin ülkenizde ciddi derecede yatırımları olan bir takım şirketler sizin milli çıkarlarınızı korumuyor ise siz de onların çıkarlarına zarar vermeniz lazım. Doğal bir şey değil midir? Bunu düşünmemiz lazım. Yani şimdi herhalde adamların hoşuna gitmeyecek bizim şeyimiz de derdimiz yok değil. Peki bir başka şeyimiz daha var.
Şimdi yatıyoruz, kalkıyoruz, Filistin diyoruz ya. Bakın şurada Filistin'e de bir yer verilmiş. Bakın şurası. Filistin kıyılarından şöyle bir hat çizilmiş. Demiş ki Filistin'e. Senin de şeyin, münhasır ekonomik bölgen bu demiş. Peki bu anlaşmanın içerisinde Filistin var mı? Var. Filistin'de Kıbrıs'ı, yani Kıbrıs Rum kesimini, Kıbrıs'ın tümünün sahibiymiş, sahibi gibi görerek onlar bu anlaşma imzalamış. Ama biz de yatıyoruz, kalkıyoruz, Filistin diyoruz. Şimdi bizim dememiz gerekmiyor mu? Bir dakika kardeşim, burada da Müslüman Türkler var. Biz senin hakkın için bu kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz da, sen nasıl oluyor da bu şeyi kullanıyorsun deme hakkımız yok mu? Bence var. Peki, Kıbrıs, Mısır. Mısır açısından çok fazla problem yok yani bizim açımızdan da, yani orta bölge. Bizim Mısır'la çok fazla tartışacağımız bir şey yok. Peki, buradaki soru şu, yani şeyler üzerinde durmak istemiyorum. Yani ne kadar doğalgaz var, ne kadar petrol var. Size söyleyebiliriz ki çok ciddi miktarda doğalgaz ve çok ciddi miktarda petrol bulundu. İsrail tarafından. Yani İsrail'in şu bölgesinde, bakın şuralar bulunan bölgeler. Şuralar bulunan bölgeler İsrail tarafından bulundu. Soru şu, peki buldun da bunu? Yani denizin ortasında buldun. Bir kere maliyetli çünkü deniz üzerindeki petrol platformunun maliyeti çok yüksek. İki, buldun. Bunu nereye satacaksın? Üç, satarken ne şekilde o ülkelere göndereceksin? Yani burada şimdi şeyde bir deniz üzerinde petrol platformu, orada bunu herhalde gemilere yükleyemeyeceksin. Böyle bir şey yok. Yani kullanılan yöntem yok. O zaman şu düşünülüyor. Bunu boru hatlarıyla şeye, Avrupa'ya gönderebilir miyiz? Evet. Şimdi proje şu. Biz bulduğumuz şeyi, yani İsrail'in projesi, diyor ki biz bulduğumuz petrolü Kıbrıs Rum kesimine göndereceğiz. Kıbrıs Rum kesiminden deniz altından düşeceğimiz borularla Girit'e, oradan da Mora Yarımadası'na çıkarmak suretiyle bunu Avrupa pazarlarına ihraç edebiliriz. Peki bunun yapılan proje maliyetlerine baktığımız zaman aşağı yukarı, yani bir yıl öncesinin rakamlarını söylüyorum size, 7,5 milyar dolar gerektiriyor. Şimdi taraftan bakarsanız uluslararası firmalar açısından 7,5 milyar dolar öyle ciddi bir para değil. Ama şu var, 7,5 milyar dolarlık şeyi getirip neden fiyatları düşüreceksiniz? Değil mi? Ekonomici burada. Yani tamam, pazara daha fazla mal verirsen, senin malın fiyatı düşer. O zaman yani 7,5 milyar harca, ondan sonra senin elindeki malın fiyatı 7,5 milyarlık malın fiyatı 3,5'a düşsün. Ondan sonra 3,5 oradan onu telafi etmeye çalış, sonra öbür yatırdığın 7,5'u almaya çalış. İktisadi bir şey değil. Ha, o zaman soru şu, bu para nasıl bulunacak? Burada problem var. Problem var ama başka bir alternatif daha var. O da şu, İsrail ile Mısır arasındaki anlaşma kalıcı bir hale gelirse, burada elde edilen petrol ve doğalgaz Mısır limanlarına pompalanmak suretiyle dünya pazarlarına tankerlerle, işte ultra tankerler var biliyorsunuz, onlarla taşınabilir. Bu Mısır için başladı. Bir başka şey, şimdi burada Suriye bizim de Lübnan'la anlaşma yapmamız lazım gelir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilerini bize verdiği için, bakın Lübnan'ın şuradan şeylerini çizdiğiniz zaman, yani düz bir hat olarak Lübnan'ın sınırını deniz içerisine doğru uzattığınız zaman, uluslararası hukuktaki eşit uzaklık mesafesini şey yaptığımızda, bakın o zaman Kıbrıs'ta bizim Lübnan'la konuşacağımız konular var. Peki
İsrail'in sınırını uzattığınız zaman var mı? Evet, bak şuradan uzatıyor. İsrail'le de bizim konuşacağımız, yani anlaşma yapmamız gereken şeyler var. Peki, burada yavaş yavaş bitiriyorum. Soru cevap da daha net olabilir. Peki bu burada bizim şu anda geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta şu. Türkiye'nin durumu. O bölgede gemisi olan biz işte fakültemizde bu işlerle ilgilendiği için burada ki şeylerde şu bu boru hattını gösteren şeyimiz. Yani bu şekilde gönderileceği Avrupa pazarlarına düşünülüyor İtalya üzerinden. Şimdi bizim aramalarımız bir, şu hat, yani KKTC ile Türkiye arasındaki hat, yani bizim ağırlıklı olarak arama yaptığımız bölge bu bölge. Burada bir şey bulamadık bu zamana kadar. Sonra bizimkiler kaydılar şu bölgeye. Orada da henüz bir şey bulamadık. Bizim bir şey var, benim halamın, yani Haloğlu İstanbul Üniversitesi'nde madde yatakları profesörü, aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı. Onunla konuşmuştum, yani sormuştum ona. Nedir buradaki şansımız diye. O da çok yüksek değil dedi. Ama tabii ki yani çok yüksek değil'i şöyle anlamamız lazım. Şimdi bazı zamanlarda şey bulursunuz, petrol bulursunuz, bugün buldum diye şey yaparsınız, böyle gümbür gümbür haber yaparsınız. Ama oradaki petrolün miktarı çıkartma maliyetine karşılamaz. Ama bulmuş olursunuz yani petrolü veya doğalgazı. Bulursak nasıl bulacağız? Durum bir, henüz bulamadık. İki, peki teknik imkanlarımız bununla ilgili yeterli mi? Yani Türkiye'nin yapmış olduğu yatırım yeterli mi? Yani gemi, teçhizat filan. Evet, bu yeterli. Peki teknik elemanımız var mı? Yeterli derecede? Hayır. Bu gemilerde kimler çalışıyor? Yani Türk mühendisleri mi çalışıyor yoksa başkaları mı görevli? Sonuç itibariyle çalışsa en azından kaptanları bizim okuldan olacak. Yani biz, bizim camiada o kadar büyük bir camia değil. Yani şey olarak söylemeyeyim, teknik eleman açısından ciddi bir eksiklik olduğunu biliyoruz. Varsayalım ki bulursak, bunu işletme açısından da yani ciddi bir personel açığımızın, yetişmiş personel açığımızın olduğu kesin. Peki güvenlik açısından? Şimdi bizimkilerin maliyeti diğerlerinden daha yüksek çünkü her an saldırı olur diye bizim orada bir takım deniz kuvvetlerine ait gemilerimiz hazır bekliyordur. Bu aynı zamanda sizin maliyetinizin 2'ye 3'ye çıkması demek. Yani en kötü ihtimalle maliyetinizin 2'ye çıkması demek. Yani birisi 1 liraya mal ederken siz 2 liraya mal ederseniz, burada içimizde bir dünya iş sahibi insanlar var, kutluk gibi ekonomi hocası var, değil mi? Yani hem normalde ilkokul birdeki birine göre de makul bir şey değil. Ne olabilir? Yani durum nereye gider? Yani burada bir savaş çıkabilir mi? Gelecekte bununla ilgili çünkü Batı dünyasında şeyler yapılıyor, senaryolar yapılıyor. Evet, sonuçta bu küçük ölçekli bir savaşa yol açabilir şeklinde kanaatler var. Küçük ölçek. Yani buradan dünya savaşı çıkmaz ama yani birilerini test edeceği bir savaş durumu burada her an ortaya çıkabilir. Peki uluslararası dengeler açısından baktığımız zaman yani uluslararası kuvvetleri göz önüne aldığımız zaman biz burada yalnız ülke durumundayız. Çünkü işte siz henüz bir şey bulmadığınız için birilerine verdiğiniz bir parsel. Dolayısıyla Türkiye ile de oturup bu konuda anlaşma yapan bir ülke yok. Şimdi bu kadarını tamamlayayım. Soru cevapla bitiririz. Teşekkür ederim. Sorular varsa. Hocam.
isimle beraber söylerseniz bana işte bu ya adım Mahmut Can, Doğu Kırkistanlıyım. Belki Doğu Kırkistan'a göre çok iyi bir yolda sanıyorum. Şu anda ben bir haber iki sene önce duymuştum. Otursak, şu andaki Otursak'ın nefikli doğal gazlarını Avrupa, Mısır alarak Avrupa götürmek istiyormuş. Onun hakkında bir proje yaptığı haber de duydum. Zaten Rosneft petrolden doğal gazını Avrupa Rus'ta götürüyor. O yolu ihmal etmek için onu götürüyoruz hep söyledi. O gerçek mi ya yalan söyledi. Şimdi hepimizin bildiği gibi Rusya pek çok boru hattıyla beraber Avrupa'ya doğal gaz ihraç ediyor zaten. Hatta işte bu hatlardan birisi Ukrayna'dan geçiyor. İşte bir hat var, yani Belarus üzerinden gidiyor. Hatta işte Türkiye'den giden hatlar var. Avrupa açısından şöyle bir durum var. Yani Avrupa büyük miktarda ihtiyacını Rusya'dan karşılıyor. Hiçbir ülke için bir ülkeye bağımlı olmak doğru bir yöntem değil. Onun için Avrupa petrol ya da doğal gaz almış olduğu ülkeleri mümkün olduğunca çeşitlendirmek istiyor. Niye? Birisiyle arası bozulduğunda öbürüyle devam etsin diye. Yani bizim Rusya'ya olan bağımlılığımız doğal gazda bildiğim kadarıyla %67. Çok ciddi bir rakam ve kabul edilebilir bir rakam değil. Yani %67 çok yüksek bir rakam. Yani belki bunun %30'lara kadar inmesi lazım. Yani peki Rusya ile aramız bozulursa, ciddi bir kriz devresine gelirsek ne kadar depomuz var? Yani hepimiz doğal gazla ısınıyoruz. Yani Türkiye'nin 3 yıllık depolanmış doğal gaz stoğu var mı? Ne demek bu? Yani Rusya ile biz ciddi bir kriz yaşasak ve Rusya dese ki ben size doğal gazı göndermiyorum kardeşim dese, işte şimdi kış mevsimine girdik, hepimiz tir 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 yiyeceğiz. Soba yapacağız hocam. Soba nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Köprü yok. Bizim köprü sobalarını hocam, biz vermedik. Hüseyin hocam, bir de Rusya tarafından yaklaş. Rusya yaptığı ihracatın %8'ini Türkiye yapıyor. Rusya bu gazı veya petrolü bize kestiği zaman Rusya acından ölmez. Yani şeyde gördük yani bu uçak meselesinde gördük biz daha fazla zarar gördük. Ama yani kesmesi de çok mümkün değil iktisadi olarak. Yani eğer ülkeler ciddi savaş şeyine giriyorlarsa, yani krizi savaşın ensesi olarak, bıçak sırtı olarak düşünürsek kesem yani. Tabii ki hani kısa vadede bu düşünülmüyor ama bu mümkün olan bir şey. Yani senin de bildiğin. Peki başka soru varsa? Buyurun. Hocam bu şeyle rahmetli İlhan Bardakçı'nın bu bilgiyle aykırı bir meselesi var. Hatta şey çıkarttı, vatan haini ilan edip sürgüne gönderdi diyor. Bu İlhan Bardakçı'nın verdiği söylemler, iddia edilen belgeler, bu Libya'nın hangi, Libya ile Amerika'nın hangi sorunu? Bilmiyorum yani o 1980'li yıllarda. Şey çıkarttı biliyorsunuz. Evet, evet yani aynı. Çünkü Libya... Amerika davayı kaybettiği için Libya'nın ilgili... Yani o sıralarda hatırlıyorum. Yani gazetelerde yer alan haber şöyleydi. Libya'ya bizim Osmanlı Devlet arşivlerinden bir kısım belgeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin gizli olmadan Libya'ya verirken yakalandı. Yani gazetelerdeki haber böyleydi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığından çıkartıldı. Sonrasını bilmiyorum, takip etmiyorum. Ama hangi belgeler onları bilmiyorum. Amerika'yla bir mesele vardı, o Amerikan aleyhine oldu o mesele. Yani onu bilmiyorum. Ama Libya geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani Libya'ya iki taraftan bakabiliriz. Bir, başlangıçta ben size Osmanlı'nın torunlarını köle olarak getirdim diyen bir Kaddafi var. Bu cümleyi sarf etmiştir. Ama öbür taraftan da 1974 meselesinde cidden Türkiye'ye ciddi de destek sağlamış bir ülkedir. İşte benim gençlik yıllarımda Kaddafi'nin Yeşil Kitabı vardı. Yani bu Yeşil Kitabı da Libya Büyükelçi ücretsiz olarak dağıtırdı. Ben de dedim bir sefer gideyim şu Yeşil Kitabı kralayım da bakayım yani ne var bu Yeşil Kitap'ta diye. İki kere gittim konsolosluk ya da şey kapalıydı. Ama bilmiyorum yani o Yeşil Kitap'ta Türklerle ilgili Kaddafi ne demiştir, ne dememiştir onu bilmiyorum. Peki başka soru? Hüseyin abi. Güzel. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz.
Hem bu zamandır sizi görmemiştim ama konuyu da merak ediyordum. Bilgilendim. Şimdi gayri ihtiyarı bir şey takıldı kafama. Şu anlam planı geçseydi. Ya zaman zaman bu tarz düşünceler yapılır. Mesela işte Çanakkale'de şeyler geçseydi, İngiliz ordusu geçseydi dünya tarihi nasıl olurdu? İşte Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'da can vermeseydi dünya tarihi nasıl olurdu? 1854'teki Kırım Savaşı'nı kaybetmemiş olsaydık o bölge nasıl şekillenirdi? Tamam, yani bunları düşünmek güzeldir ama sonuç olarak bu reel bir durum değil. Çünkü öyle akmadı dünya, öyle akmıyor. Nasıl anlamlar ya? Gitti, şunu görmemiz lazım ki, ben zaman zaman Kıbrıs'ın televizyonlarını da izliyorum. Şimdi şey de buldum, Afganistan Türkmenlerinin televizyonunu da buldum. Onu da izliyorum. Türkmenevi televizyonunu da izliyorum. Hatta Ukrayna televizyonunu izliyorum. Orada da bir saat Kırım Tatarlı, Kırım Türkçesiyle şey var, yayın var. Onu da buldum. Onu da şey yapıyorum. İzliyorum. UAK diye bir şey var televizyon. Siz zaten izliyorsunuz. Dolayısıyla elimizden geldiğince birinci kaynaklardan bunları şey yapmaya çalışıyoruz. Şunu görüyorum. Yani dünya biz Türkler hakikaten çok şeyiz. Yani bir şey söylüyorsak bu böyle bir şey. Mesela bizde gülümsemek samimiyet ifadesi. Yani birine gülüyorsak ona karşı art niyetimiz yoktur, sevgimiz vardır. En kötü ihtimalle kötü düşünmüyoruz. Ama Batı dünyasında böyle değildir. Batı dünyasında işte düğünde, resimde falan insanlar mesela garsona adam çalışırken diyor ki gülümse, gülümse, gülümse. Adam perişan olmuş zaten. Yani kan ter içerisinde kalmış. Patron arka taraftan bağırıyor. Gülümse, 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 gülümse. Onun için Batı dünyasındaki insanlar her zaman böyle. Karnı gibi. Onun için biz bunu gördüğümüz zaman diyoruz ki aa güzel yani şey adam da gülümsüyor. Ya bunların doğası bu. Bu kültürel bir durum. Bizdeki gibi değil. Dolayısıyla her ülkeyi kendi kültür altyapısına göre, kendi kültür kodlarına göre değerlendirmemiz lazım. Batı dünyası, yani ben yani Kutluk benden daha uzun kaldı. Benim hani yurt dışı deneyim o kadar fazla değil. İşte topu işte bir yıl kadar İskoçya'da kaldım ben. Yani ama iyi bir gözlemim oldu yani İskoçya'da. Orada bulunduğumuz çevre falan görüyoruz. Size İskoçya'da bir örnek anlatırsam bu durum anlaşılır. Birleşik Krallık'ta temel dört grup var. Bir, Galler. 2 İrlandalılar, 3 İskoçlular, 4 İngilizler. Tabi burada Mancılar falan da var. Manadası diye 5-30 bin nüfuslu bir yerde var da. Bizden akrabalar var. Ondan sonra. Geçelim onları. Şimdi bir İskoç'la tanıştığınız zaman size direkt şeyi sorar. Biraz sohbet edersiniz. Sen İngilizler hakkında ne düşünüyorsun? Aynı bizim Türkler gibi. Hani böyle hani seviyorum falan desen bir tane patlatacak ağzına. Yani. O tarzda. Sen İngilizler hakkında ne düşünüyorsun? Ama bunu yalnızsa, yanında bir İngiliz varsa asla böyle soramaz. Dersin ki, yani genel, yani benim verdiğim bir ablayı söyleyeyim. Bunlar var ya, şerefsizin önünde giden yani. Adamın böyle şey, ciğerindeki böyle yağlar bir tane şey oldu. İki numarada sana, İskoç için söyleyeyim. İki numarada sana şey söyleyeyim. İrlandalılar hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu, ya bu işte İngilizler böyle ama ya İrlandalılar da onların az bir şeyi yani. Yani ona benzetiyor. Falan desen. Kardeşim ya. Şimdi aynı soruyu bir İrlandalıyla karşılaşırsın. İrlandalı sorar sana. Sen İngilizler hakkında ne düşünüyorsun? Diyorsun ki eğer yalnızsa tabii. Zaten bu soruyu soruyorsa banko cevaptır bu. Şerefsizin önünde gidiyor dersin. Anlarsın. Peki İskoçlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya bunlar İngilizler kadar değil ama bunlar da. Kardeşim be. Bak psikoloji ayrı psikoloji. Ama size hiçbir İngiliz şey sormaz. Ya sen bu İskoçlar hakkında ne düşünüyorsun? İrlandalılar hakkında ne düşünüyorsun? Hiç sormaz. Ben hiç rastlamadım. Ondan sonra ve bunlar serbest olmalarına rağmen yanında bir tane İngiliz arkadaşı varsa
ne İrlandalı, ne İskoç sana bu soruyu soramaz. Ve İngiltere'nin filan aleyhinde konuşuyorsan, onu külliyen keser. Buradan şöyle bir şey var, yani Batı dünyasının kendi içinde de ciddi etnik, dini problemler var. Bizde de var. Yani zannetmeyin ki bunların içerisindeki bu etnik, dini problemler unutuldu gitti. Hayır. Söylüyorum size. Var ama şimdi biz bunun üzerinde çalışmadığımız için yok zannediyoruz onu. Şimdi onlar gelip bizim üzerimizde, kökler üzerinde, işte bir takım etnik gruplar üzerinde çalışıyorlar. Ne yapıyor? Bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Biz tutmadığımız için ama kendimizi zayıf hissediyoruz. Bakın ben orada yaptığım şeyi söyleyeyim size. Oradan buraya bağlayabiliriz meseleyi. Gittik oraya baktık ki İskoçya'da, yani İskoçya diye bir dil var. Gaelic. Fakat Edinburgh onların başkenti. Gittik baktık ki İskoçya'da, İskoçça yayın yapan televizyon yok. Şaka gibi yani. İskoçça bir tane gazete yok. İskoçya'da İskoçya Milliyetçi Partisi iktidarda, hala öyle, ben oradayken de öyleydi. Milliyetçi Parti iktidarda adamların sadece bir tane aylık dergileri var, aylık dilinde çıkan. Günlük gazeteleri yok. Sokak tabelaları İngilizce. Her şey İngilizce. Adamların bir kilti kalmış. Kilt dediğinizde bu etek işte yani. Bir de kaydaları kalmış. Bu kadar. Diyorlar ki işte bizim en eski İskoçça, işte 1600'lü yıllarda bak şu yazmış falan, bakıyorsun ki 1600'lü yıllardaki İskoçya'nın da İskoçça dedikleri dilin de %50'si İngilizce zaten. O zaman da asimile etmişler adamları. Peki, bütün bunlara rağmen buraya gittiğim zaman işte bakkala giriyoruz ya, bir alışveriş merkezine giriyoruz. Bakıyorum orada genç bir erkek, genç bir hanım. Soruyorum sen işte tipine. İskoç musun? İrlandalı mısın? Mondlu mısın? Soruyorsun. İskoç. Diyorum ki, İskoçça biliyor musun? He, İskoçça diyor. Ama diyor, dağlılar konuşuyor. Bir haber giyin taraflarında diyor. Böyle sağ kuzeyi şey aşağılıyor ya. Şimdi dağlılar konuşuyor. Haber giyin taraflarında. Sağ kuzeyi giyin. Sonra İskoçların milli şairi var, Robert Burns. Onun da Red Rose diye bir şiiri var. Böyle şey, hanımların da çok beğeneceği bir şiir, aşk şiiri. Diyor ki, güneş kayaları çatlatıncaya kadar, deniz kumları eritinceye kadar seni seveceğim. Manasına gelen bir şiir var. Değil mi? Sağlam şiir. Döktük zaten. Ben ezberledim. Diyordum ki, böyle gittiğim İskoç gençlere, bak ben sana şimdi Robert Burns'ten bir tane dörtlük okuyayım. Ve şimdi okuyorum şeyden Robert Burns'ten. Sen bir İskoç olarak bunu nasıl bilmiyorsun? Çok şaşırdım falan diyorum. Bir hafta sonra bir daha geçerken duruyorum, yani bir şeye bakıyorum ben. Sir, ben Robert Burns'ten şiir biliyorum. Bak bize yaptıklarını, ben onlara yaptım orada. Bir arkadaş dedi ki, ya seni gibi 100 tane adam göndersin, orada 6 ay çalışsaydı bu adam. Anladın mı? Bak, bunu yapacaksın, milli kültür. Peki buraya geldiği zaman ne yapacaksın, onlar ne yapıyorsa, sen de onu yapacaksın. Nedir o? Şimdi Türkiye'nin de şu bölgelerde artık küresel şeyler var, aktörler var. Bu küresel aktörlerin şirketleriyle beraber Türkiye'yi buraları parsellemesi lazım. Parselledikten sonra bu devletleri bu işin içine sokması lazım. Diyeceksiniz ki ya milliyetçi bir adama böyle bir söylem yakışır mı ya? Yani bizim ömrümüz milliyetçilikle geçmiş. Ama başka nasıl çözeceksiniz bu işi? Var mı başka çözüm yolunuz? Yani elinizde biz Amerika mı olduk? Bak Amerika bile her dediğini yaptırtamıyor dünyada. Dolayısıyla bu bir küresel oyun. Bu küresel oyunun içerisinde karşınızdakiler, yani bu oyunu nasıl oynayacağınızı bilmiyorsanız, mesela satrançta bir şey vardır, hepimiz biliriz onu. Satranç hiç bilmiyorsan ne denir? Öbüründe oynadıysan sen de onun karşısındakini oyna. Değil mi? Mütekabiliyet. Evet. Sen de karşındakini oynayacaksın. Bence böyle. Anlam planı ile düşünürsek bunu yanılırız. Çünkü o zaten işlemeyecek bir şeydi. Zaten kabul edilmeyeceği belliydi. Zaten bugün bile bizimkiler anlamlı, evet diyorlar. Karşı taraf
üstünden geçen bunca şeye rağmen evet demiyor. Çünkü karşı taraf yani Avrupa'da şöyle bir şey var. Yunanlılara karşı bir sempati var hepimizin bildiği gibi. Yani bunlar antik Yunan medeniyetinin torunları. Yani biz bunlara bir şey yapalım. Biraz daha böyle hani sevelim, okşayalım falan diye. Olimpiyatlarda bile 5 milyar dolar kazık attılar Avrupa Birliği'ne. Kapattılar üstünü. Yani böyle bir durum var. Yani bu reel olarak çözebileceğimiz bir durum değil. Başka soru varsa alayım. Buyurun usta. Hocam şimdi çok bilgi var deniz konusunda anlattığınız şeyler bir özet sonunda farkındayım. Daha kıymetli bir şey var bence. Çok sağlam bir muhakeme var. Bu bilgileri insanlara ulaşsın. İnternette herhangi bir yerde yayında mı? Yani ulaşılabilir bir yer var mı? Şöyle. Yoksa sadece sunumlarda mı insanlar? Yok bizim şey Gücü Teknik Elemanlar Derneği de ben bununla ilgili geçen sene bir şey vermiştim, konferans vermiştim. Gütekin şeyinde çıktı, dergisinde yayınlandı. Bunu biraz daha geliştirdim. Azerbaycan'da her Mayıs ayında şey oluyor, denizcilik kongresi oluyor. Biz de denizcilik fakültesi hocası olduğumuz için 5 seneden beri beni oraya davet ediyorlar. Onların da bir dergileri var. Bu konu hem Azerbaycan'da hem Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde hem Rusya'da bilinsin diye oradaki dergide de bunu bilimsel makale yaparak orada da yayınladım. Onlar da yani, güzel ama şimdi sizin gibi bu sahaya ilgi duyan, az buçuk bilgi duyan... Aynı zamanda insan... çok özür dilerim, bu da önemli bir şey. Dünya Kılavuz Kaplanlar Derneği var. Yani Boğaz'daki gerileri geçişlerinde kılavuzluk yapan. Onun başkan yardımcılığını yapmış bir arkadaşımız var. Şimdi de denizcilik alanında bir İngilizce dergi çıkartıyor. Seniors diye. O yaklaşık 20 bin satılıyor. Denizcilik internet sitesi var. O da benden bu konuda doktora yapıyor. Yani benimle doktora tezi çalışıyor. Ben de o doktora tezini çalışırken zaten onun yaptıklarından da bilgileniyorum. Kendim de bununla ilgili bir takım makaleler olduğunu okuyorum. Ama sonuç olarak bizim şeyimiz, bu tarz çalışmalarımız hiçbir zaman işte Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği veya git şuraya hangi makaleye ihtiyacın varsa ben parasını vereyim veya hangi kitaba ihtiyacın varsa ben parasını vereyim de al filan dediği şeyler değil. Biz buraların hepsinde gönüllü çalışan adamlarız. Bu işler ama böyle olmuyor. Yani bazı zamanlarda uluslararası kongrelere gideceksin işte. Kutlu Hoca da burada uluslararası bir kongrede yani ciddi bir kongreye katıldığınızda sadece yani sempozyum kitabında kitap bildirinizin yayınlanması için verdiğiniz para minimum 400 avrodur. Sadece onun için. 400 avro ona verirsin. Gidersin kardeşim 400 avro da gidiş geliş uçak bileti 800 avro olur. Orada yiyeceksin, içeceksin. Nereden bakarsanız bakın 1000 avroya geçer. 1000 avro demek 7000 lira. 7 tane. Ama sen bunu gönüllü yapıyorsun. Askere yapabilirsin. Yani vatansever bir adamsın. Tamam da yani ben her kongre için bir tane maaşımı harcayamam diye. Ya bu işleri devletten bir kaynak alanlar var. Bu kaynakları kullananlar var. Yani devlet hakkını kullanıp yani bununla ilgili çalışan adamları bulacak. Başka türlü olmuyor yani. Üniversiteler çok doğru ama benim baktığım pencere başkaydı. Şimdi bir bilim adamı olarak hadiseye nereden yaklaşılması gerektiğini söylüyorsunuz doğru ama ben de bir propagandist gözle bakıyorum. Ama şimdi ben de bilimsel propagandadan söylüyorum. Yani burada şimdi ne yapacaksınız bunu? Brezilya'da bir tane kongre olduğu zaman o şeyin kıtanın etkin ülkesi Brezilya'dır. Brezilya'daki bir denizcilik kongresine katılacaksınız. Bu bildiriyi orada çatır çatır İnşallah. Orada bu bildiriyi okuyacaksınız. Oradaki bildiriler kitabına bunu sokacaksınız. Değil mi? O bölgedeki insanlar okuyacak. O zaman diyeceksin ki başka nerede önemli denizcilik kongresi var? Atıyorum Kore'de var. Atlayacaksın, gideceksin Kore'ye. Oradaki şey biraz daha geliştireceksin vesaire vesaire. Oradaki kitaba sokacaksın. Bütün bunların hepsi maliyet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Doğru. Bunlar çok doğru hocam. Şimdi bilimsel şey. Yani sonuç olarak bu olay nerede tıkanacak? Bilimde tıkanacak. Yani uluslararası hukukta burada ne olacak? Siyasal olarak ne olacak? Bundan önce deniz alanları nasıl paylaşılmış falan filan denildiği zaman bilimsel bir takım şeylere, verilere bakılacak. Onun için bizim çalışmamız gereken yer neresi?
Tamam, bir takım insanlar televizyon gelsin, konuşsun, anlatsın ama onunla içeriye propaganda yapıyorsun. Yani uluslararası bir şeyi ikna edemiyorsun. Siyaset. Bizim uluslararası haklarımızı koruyabilmemiz için bu makalelerimizi İngilizce, yeri geldiğinde Portekizce, yeri geldiğince Almanca yayınlayıp ilgili uluslararası bilimsel platformlara taşıyıp oradan zihin şey yapmamız lazım, devşirmemiz lazım. Yani oradaki bilim adamlarının kafasına ya bak Türkler de bunu söylüyor. Mesela bu açıdan da bakmak lazım, dedirtebilmemiz lazım. Bunun yolu bu kongrelere gitmek, bu kongrelere katılmak. Yani ille de bildiri kitapçığında kitabın olmaz. Sen sunumunu yaparsın, çay arasında, kahve arasında, akşam yemeğinde, öğle yemeğinde bu konular gündeme gelir. Bunların hepsi konuşulur. Yani bence ortamı budur. Yani ben senin o kafandaki propagandist şeyi anlıyorum. Ben bir tamamlayayım izin verirseniz. Şimdi bu bir saatlik sunumu özet olarak yaptınız. Demek ki size geniş zaman verildiğinde daha geniş bir sunum yapma dokümanınız var. Yani 2 saatlik, 3 saatlik sunum yapabilecek dokümanınız var. Şimdi bunlar internette bir yerde, açık ortamda olsa sizin için, bilimsel ilerleyişiniz için bir mani teşkil eder mi? Bunları herkesin ulaşabileceği yere koyduğunuz zaman bu konuya ilgi duyan insanların buradan bir paragraf, bir cümle ya da bir makale üretip kendince sizin yazdıklarınızdan okuyup edindiği bilgi derleyip birisi bir şey yazıyor, birisi bir şey söylüyor ve kamuoyuna yayılıyor zaman içinde. Daha çok insan aslında böyle de bir şey var diye bir farkındalık oluşuyor. Bir de sizin gibi bu konuya münhasır donanımı olan, yani belki okulunda okuyan, değilse de işte Deniz Hukuk konusunda bu şey Libya ile anlaşmaya bir askeri uzman emekli bir şey onun tezi olarak gündeme geldi. Medyadan böyle okuduk. Böyle insanlar da var. Bu insanlar da bunlardan istifade edecek ve kendi bilgileriyle birleştirecekler. Siz devlete danışmanlık yapmıyorsunuz ama devlete danışmanlık yapan sizin bilginizden istifade edecek. Kendi bilgisine ekleyecek filan derken hem toplumda bir farkındalık görür, hem bu konuyla alakalı etkin ve yetkin olan insanlarda, bilgili insanlarda, sözü dinlenen insanlarda, televizyonlara çıkan insanlarda, bunlar da bu bilgilerden istifade edecek, kamuya mal olacak. Benim kanaatim sizin bilimsel ilerleyişiniz, yürüyüşünüz için, programınız için bir mani teşkil etmiyorsa, nasılsa gelip burada bize anlatıyorsunuz, edinilmesi gereken bir bilgi olarak bize aktarıyorsunuz, İnternette olsun, herkes açık olsun, herkesin ulaşabileceği bir yolda. Yayınladık üstad zaten. Yayınlanıyor. Daimi olarak yayında dursun diyorum. Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği'nin bakanı olarak bir döneme mahsus, bir ana mahsus, o derginin o sayısını alan insanların okuyacağı bir şey değil. İnternette bir blogunuz olur, bir sayfanız olur. İsteyen herkes oraya ulaşır. Valla internette bir sayfa açtık, siz de bilirsiniz onu. Ülkücü Ork denilen internet sitesini biz kurduk. Yıllarca devam ettik. Sonra kutlukla ceza aldık. Cezamız yeni bitti. Geç arkaya. Yani bir Dengir Fırat bizi mahkum ettirdi. 5 yıl ceza aldık. Cezamız bittiği zaman kutluk bana mesaj atmıştı. Artık dedi internet kullanabiliriz diye. Kutluk internet